Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve değerli konuklarım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sevgili öğretmenlerimizin emekleriyle hazırlanan türkülerimizi ve birbirinden değerli eserleri sizlerle paylaşmak istedim. Gecemize hoş geldiniz. Türkülerimiz binlerce yıllık Anadolu kültürünün bir mirasıdır. Bu öyle bir mirastır ki kitaplar dolusu cümleleri, deyişleri bir çırpıda, bir solukta söylenir. Ege'nin bağlarını, Karadeniz'in yaylalarını, Doğu Anadolu'nun dağlarını gezer, Akdeniz'in kır çiçeklerini toplar, Güneydoğu'nun bereketli sofralarına konuk oluruz. İç Anadolu'nun bozkırlarını gezeriz. Kısaca her bölgenin rengini, kokusunu hissederiz türkülerimizde. Bu akşam sizleri küçük bir Anadolu turuna çıkaralım istedik. Koromuzu, saz sanatçılarımızı ve şefimizi takdim ediyorum. Bağlamada Haydar Dönmez. Bağlama ve melodikada İbrahim Harbey. Bağlama ve kemanda Şahin Özgün. Kemanda Sena Bayırcıklı. Neyde Kenan Yıldırım. Bas gitarda Kubilay Sanat. Klasik gitarda Erdal Sağkal. Elektro gitarda Çağlar Çelik. Kutta Emrecan Kuraner. Ritimde Mehmet İskender Üçeler. İlçemizin gönüllü öğretmenlerinden bir araya gelmiş çok değerli koromuz. Ve şefimiz Gökmen Öztürk. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nurettin Aras'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım, saygıdeğer davetliler ve çok değerli meslektaşlarım, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle değerli öğretmenlerimizin hazırlayıp sunduğu Halk Müziği Öğretmenler Korosu konserine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İmzasını çocuklarımızın kalbine şefkat, sevgi ve merhamet dağıtan, memleketimizin geleceğini şekillendirmek üzere vatanına, milletine hayırlı insanlığa örnek, bilim, fen ve teknolojide önder bireyler yetiştirmek amacıyla ömrünü gururla feda eden sayısız vatan evladına iyi bir insan olmanın onurunu ve faziletini yaşatan ve mensubu bulunmaktan her zaman onur duyduğum kutsal öğretmenlik mesleğinin saygıdeğer mensupları, değerli meslektaşlarım, sevgili öğretmen arkadaşlarım, Öğretmenler Günümüzü bu vesileyle bir kez daha kutluyorum. Ahirete intihar etmiş tüm öğretmenlerimizi bu vesileyle minnet ve şükranla yad ediyorum. Ayrıca her zaman ümmetleri ve himayeleriyle yanımızda olan, bizlere yol gösteren, desteklerini esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımıza
Bugün kendisi bu aramızda bulunmayı davet etmişti. Ancak son anda değişen programın münasebetiyle katılamadı ve sizlere özellikle selam ve sevgiler iletiyorum Sayın Başkanımız. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkan Yardımcımıza ve aramızda bulunan tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Ve son olarak bu güzel konserin hazırlanmasında görev alan tüm meslektaşlarımı can gönülden kutluyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi saygılar ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüze değerli konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve programımız başlıyor. İlk türkümüz Rumeli yöresine ait bir türkü olan Aylet Müdürü.
Şimdi de Malatya yöresine ait Kaynağı Kemal Çığlık, derneğini ve notoyu alanı Nida Tüfekçi olan Mevlam Birçok Dert Vermiş türküsünü dinliyoruz. Yeah.
Sırada bizleri doğasıyla büyüleyen, müzikleriyle coşturan, lakin bir o kadar da hüzünlendiren Karadeniz türkülerinden. Karnete grubunun Ayın adlı parçasını solo olarak Begüm Yeşilkan'dan dinliyoruz. Thank you.
Sivas yöresinde. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait olan ve Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen Öt ve Bülbül adlı türkümüzü dinliyoruz. Kadınlar kararlaştırdıkları bir günde toplanıp hep beraber
sıradaki Neriman Hanım, Sun Hanım kimsenin bilmediği sırtındaki beni fark eder. Kıyafetlerinden varlığı anlaşılmamaktadır bugün. Neriman Hanım, Sun Hanım yakın arkadaşları arasında. Neriman Hanım eve döndüğünde Sun Hanım sırtındaki beni kocası Mustafa Bey'e anlatır. Aradan günler geçer. Fahri Bey bir gün evlerin civarındaki kahvehanede Mustafa Bey'e denk gelir. Bir dizi diyalogtan sonra aralarında münakaşa başlar. Karşılıklı küfürleşmeye gider mesele. Fahri Bey'in tehdidine karşı Mustafa Bey, "Sen benimle kavga edeceğine karına sahiptir. Ben senin karının sırtındaki beni dahi bilirim." diye çıkış verir. Fahri Bey duyduklarına inanamaz. Tek sevdiceğin sonrasının kendisine ihanet ettiği fikrine kalır. Yabancı bir adam eşinin sırtındaki beni nereden bilecektir? Eve vardığında sonrası anlatır kendini Fahri Bey'e. Gözünün ondan başka kimseyi görmediğine ikna olur Fahri Bey. İkna olmuştur olmasın ama kafasındaki şüphe hiç gitmez. Fahri Bey, sonrasına kötü davranmaya başlar o meseleden sonra. Bir akşam yemek esnasında sudan bir sebeple başlayan münakaşa sonrasında Fahri Bey alır cekini atar kendini sokaklara. Sabah karşı eve gelir. Eve girdiğinde gördükleri karşısında donar kalır. Tek sevdiceği sonrası kendini asmıştır. Başucunda bir mektup bırakmıştır sonra. Son zileri şunlar olmuştur. Kusura bakma beyim, uzun zamandır kafamdaki soru işaretlerinin sebebini bilmekteyim. Kendi adımı temize çıkarmak için başka bir yol bulamadım. Şunu unutma ki ben sana hiç ihanet etmedim. Fahri Bey sevgilisinin cansız bedenini intihar eder, yere yatırır. İçi yangın gelirdi artık Fahri Bey'in. Sözün tükendiği yerde kelimelerin küllerinden o meşhur türküyü yapmıştır.
Neşet Ertaş. Hem aşıklık kültürünün en büyük temsilcilerinden biri olması, hem yaşadığı iç acıtıcı aşk hikayesi, hem de sazının ustalıkla kullanmasıyla adını sanat tarihine ve milyonlarca insanın gönlüne kazıdı. Sırada büyük usta Neşet Ertaş'tan bir türkümüz geliyor. Tatlı dile gider yüzü. Yeah!
bir de Ahmet Yalıcı tarafından derlenen bir İstanbul türküsü dinleyeceğiz. Telgrafın telleri.
Muş yöresine ait Bekir'in bacanıdır. Ve hemen ardından Urfa yöresinden bir türkü daha. Garip bir kuş bir görün. Sırasıyla dinliyoruz.
Sırada Rumeli Belediyesi'ne ait bir kültürümüz var. Emredin ürün hamdır. Come on.
Ardından İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nurettin Arısı, Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Osman Gökçebaşı, Kaymakamımız Sayın Ali Karataşı, Orkestra Şefimiz Gökmen Öztürk'e ve saz sanatçımız Sena Bayırcıklı'ya çiçekleri vermek üzere sahneye teşriflerini arz edelim. Thank you.